Bayılıyorum lan ben bu oyuna. Gerçekten bayılıyorum. Evet, beyler ve bayanlar. Bu video hunharsızca övme videosu olacaktır. Dinlenip öveceğiz. Oyunumuz Final Fantasy 15. Evet, sonunda o gün geldi. Her videoda Final Fantasy diye kendimi gaza getirdim. Gittim Steam'den oyunu aldım ve bir kez daha oynamaya başladım. Daha önce PlayStation 4'te oynayıp bitirmiştim. O zaman da mükemmeldi ama bilgisayar sürüm hem performans hem hikaye olarak çok daha iyi olmuş bir adamım. Bu yeni bilgisayar sürümünde hikayede ulan demek burası böyleymiş, bu yüzden böyle olmuş diyebileceğimiz bayağı bir nokta var aslında. Oyunu şu anda bilgisayarda bitirmedim. 15-20 saat aralığında bir yerdeyim. Unuttum tam saatimi. Fakat ansızın bir sabah dayanamayıp bu videoyu yazmaya başladım. Neden? Çünkü bilgisayar versiyonu önceki versiyonun haddine çok çok daha iyi olmuş ve yaşattığı her duyguyu kat ve kat daha yaşatıyor bana. Zaten aboneydim. Neden bu kadar çok seviyorum? Bilmiyorum abi. Bu oyunu oynarken acayip şekilde zevk alıyorum. Karakterin koşma animasyonundan tut, normal bekleme animasyonları bile bana acayip şekilde hoş geliyor. Dövüş sistemi asla mükemmel değil, okey. Yani bundan çok daha iyi oyunlar oynadık. God of War gibi harika dövüş mekaniklerine sahip şeyler oynadım. Ama bu oyunu oynarken çok daha fazla zevk alıyorum. Çok daha fazla eğleniyorum ben. Dövüşte arkadaşlarımızla beraber yaptığımız kombolar ya da düşmanla ışınlanmalar falan beni inanılmaz derece etkiliyor. Birazcık hack and slash havası, birazcık sıra tabanlı aksiyonun harmanlanmış halini ben çok seviyorum. Soluksuzca kapışırken birden arkadaşımıza hadi sen de şuna saldır demek süper bir şey bence. Final Fantasy Remake'deki gibi arkadaşlarımızın her şeyini kontrol edemiyoruz ama belli özelliklerini kontrol edebiliyoruz bu oyunda da. Aslında bu belli bir noktaya kadar geçerli. Belli bir noktaya geldikten sonra karakter güçlendirmelerinden her karakteri kontrol etmeye açabiliyoruz. Yani evet, yanımızdaki 3 arkadaşı da tamamen kontrol edebiliyoruz. Bu PlayStation versiyonunda yoktu fakat bilgisayar versiyonunda adamlar bunu da getirmişler. Oyun açık dünya aksiyon RPG olduğu için silah çeşidi olsun, keşif hissiyatı olsun her şey bol bol var. Ben normal şartlarda açık dünya oyunlarını sevmiyorum. Fakat bu oyundaki açık dünya kendini tekrar etmiyor ve her zaman keşif hissiyatını yüksekte tuttuğu için bu oyundaki açık dünyayı gerçekten seviyorum. Gerçekten görsellik olarak inanılmaz bir çalışma var ortada. Hatta bu oyun ilk bilgisayar için çıktığında tabii o zamanlar bende güçlü bir bilgisayar yok. Ulan demiştim, bu oyunu 4K 60 FPS oynamak istiyorum. Her sahnesi özenle çalışılmış, ara sahneleri hatta sinematikler var oyunda. Biliyorsunuz iş sinematiğe geldiği zaman Final Fantasy serisi her zaman bir adım önde duruyor. Adamlar sinematik işini çok iyi yapıyorlar. Hatta Final Fantasy 15'in bir sahnesini oyunlar ve reklam videomda yorumlamıştım. Onu da şuradan falan bir yerden izleyebilirsiniz. Özellikle bu oyunu çok fazla sevmemin sebebi hikayesi. Dediğim gibi eski sürümde hikaye biraz bulanıktı. Yani bir olay oluyordu fakat o size doğru aktarılmıyordu ve oyunun sonunda diyordunuz ki abi bunlar şu anda niye oldu? Buradaki bu adamlara ne oldu? Şunlara ne oldu? Çok fazla soru işareti kalıyordu. Ama bu yeni versiyonda, yani yeni dediğime bakmayın, bunun çıkışı da 2 seneye geçmiş. Bu versiyonda her şey çok daha net. Araya eklenen görevler, belki çok küçük sinematikler bize karakterlerin duygularını, yaptıkları şeyi neden yaptığını daha iyi yansıtıyorlar. Zaten oyundaki arkadaşlık bağı anlatımı çok ama çok iyiyken bu versiyon ile çok daha iyi. Mesela birkaç örnek vereyim, tabii ki spoilersız. Bir bölümde Noctis, yeter artık yürümekten bıktım, koşturmaktan bıktım diyor. Yanındaki arkadaş Gladius da ona sen kral olacağına emin misin diye çıkışıyor. Bayağı yaka poşa tutuyor Noctis'i. Noctis de olacağım lan tabii gerçek kral benim falan yapıyor. Gladius da o zaman adam olan böyle diye çıkışıyor. Yani tam olarak böyle akmıyor ama bunun gibi bir şey oluyor. Bu basit ama sekansı güçlendiren konuşma bir önceki oyunda yoktu. Hatta önceki oyunda bunu yaşadığımız görevin yarısı yoktu. Başka bir örnek ise bu Prompto. Prompto'nun geçmişi biraz sıkıntılı. Normalde oyunda bu adamın geçmişi hakkında pek bir şey öğrenemiyoruz. Mesela Noctis'le nasıl tanıştılar gibi şeyler yok. Çünkü Prompto kraliyetten biri de değil. Benim hep kafamı kurcalamış. Acaba bu çocukla nasıl tanıştılar? Hani kraliyetten değil. Bir vasfı yok. Nasıl tanıştılar acaba diye düşünüyordum. Sonra biraz araştırdıktan sonra bu oyunun 5 bölümlük kısa bir animesi olduğunu öğrendim. Onu izledikten sonra Prompto hakkında her şeyi öğrendim. Bunu da tavsiye ederim, bayağı güzel bir anime kısa olmasına rağmen. Ama bu oyunu onu değiştirmişler abi. Prompto bir gece gelip bizimle dertleşiyor. Kendi hikayesini, Noctis'le tanışmak için neler yaptığını falan anlatıyor. Aramızdaki bağ daha da kuvvetleniyor. Karaktere daha da ısınıyoruz. Bu arada anime demişken bu oyunun bir de filmi var, Kingslave diye.
Noctis'in yolculuğuna çıktıktan hemen sonrasını şehirde yaşanan olayları anlatıyor. Şehrin nasıl düştüğünü anlatıyor. Bu spoiler değil yani. Bütün fragmanlarda bunu görebilirsiniz. Hatta belki çok şaşıracaksınız ama bu oyunun sonundaki kocaman birkaç soru işareti bile bu versiyonuna gidiyor. Aslında bu bayağı saçmalık. Bize ilk önce çıkmamış bir oyunu oynatmış adamlar, şimdi ise tamamlanmış halini çıkartıyorlar. Neyse, övüyorduk, övmeye gelelim. Oyundaki karakter gelişimleri çok başarılı. Bu dörtlüyü ilk başta sevmeseniz bile, size itici gelseler bile bu anlattığım yaklaşmalar ile karakterlere iyice bağlanıyorsunuz. Oyunun içindeki akan diyaloglar ise tuzu biberi oluyor bu olay. Kendinizi gerçekten gerçek arkadaşlarınızla beraber bir maceraya atılmış gibi hissettiriyor oyun size. Animasyonlar ise gerçekten ekmek bamba kalitesinde. Her silah özel farklı animasyonlar var, her karakterin kendi özel kullandığı silahları var ve bunlar ile yaptıkları özel bitirici hareketleri var. Videonun başında bahsettiğim arkadaşlarımızla bitirici kombolar yaparken hepsi ama hepsi kendine özel farklı hareketlerini yapıyor, biz de onlara uyum sağlıyoruz diyebilirim. Oyundaki düşmanlar inanılmaz derecede bol. Her an farklı düşmanlarla yaratıklarıyla karşılaşıyorsunuz. Zaten Final Fantasy evreni bu konuda bayağı iyi bir noktada. Oyun bu noktada sizi asla sıkmıyor. Aynı Witcher 3'te olduğu gibi kontrol atıp düşmanları öldürebiliyorsunuz. Böyle görevleriniz de var, yan görevleriniz var. Ama bu noktada inanılmaz hikayeler, yan görev kurguları falan beklemeyin. Açık dünya olarak da oyun çok mükemmel. Hiçbir tekrar yok oyunda, genelde Assassin's Creed oyunlarında bunları görüyoruz. Açık dünyaları biraz tekrar edicidir. Özellikle son Assassin's Creed Valhalla'da bayağı tekrar edici bir açık dünyası vardı. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten özenle yapılmış bir açık dünyası var. Her noktasında farklı şeyler var. Ben çok açık dünya oyunlarını sevmeyen biriyim. Açık dünya bana göre bir oyun yapma itemi değil de oyun yapma bahanesi gibi geliyor artık. O yüzden bunun hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. Çünkü açık dünyaları sevmiyorum dediğim gibi. O yüzden direkt gömmeye başlarım bir süre sonra. Bu videoda övüyoruz. Oh be, rahatladım gerçekten. Bu oyun hakkında bir içerik çekmek istiyordum. Böyle hunharca övmek istiyorum ve övdüm sanki de ya. Bu oyun mükemmel ya. Fakat madem bir video yapıyoruz, bir topa giriştik, övdük ettik, güzel konuştum, anlattım sevdiğim şeyleri. Gelin biraz da eksilerinden bahsedelim. Ne kadar bahsetmek istemesem de, evet bu oyunun bazı eksileri var. Eksiler. Şimdi buradaki eksiler benim için pek önemli şeyler değiller. Zaten oyuna aşık gibi olduğum için buradaki kötü şeyler beni fazla etkilemiyorlar. Ama siz izleyicilerim için buradaki şeyler çok önemli olabilir. O yüzden ne olursa olsun bunları da bahsetmeden geçmeyelim ben. Öncelikle evet, araba sekansları çok sıkıcı. Trafik kurallarına uygun araba sürüyoruz. Aslında sürmüyoruz bile, sadece gaza basıyoruz. Yönlendirmemize gerek bile yok. Zaten ben çoğu zaman araba sürme işini Ignis'e bırakıyorum, o da şu abimiz. Bir yerden bir yere seyahat ederken cep telefonuma falan bakıyorum açıkçası. Bu arada gerçek hayattaki cep telefonu ya, oyundaki cep telefonuna falan bakamıyorsunuz. Bu sekanslar benim dinlenmemi sağlıyor diyebilirim. Ya da kendime bahane buluyorum bunları sevmek için. Zaten bu oyuna araba sürmek için girmiyorum. Araba bu oyunda tamamen gerçek hayatta olduğu gibi bir ulaşım aracı. O yüzden pek benim için bir eksi oluşturmuyor bu. Ama bence oyunun en zayıf halkası yan görevleri. Hop Noctis Sama, bana öteki şehirden ot getirsene. Hop Noctis Sama, bizim tarla var, orayı bir sürsene ya. Şşş Noctis, kurtarsana beni ya. Yeter lan yeter, prensim oğlum ben. Bu ne böyle ayak işleri duruyoruz biz? Herkes ayak işi yaptırıyor bizi. Eğer yan görevlere çok takan biriyseniz bunlar size çok sıkıcı gelebilir evet. Aslında normal şartlarda ben yan görevlere çok ilgiliyimdir. Bu oyundaki yan görevler de beni fazlasıyla sıkıyorlar. Çünkü adamların verdikleri görev birebir tekrar edici ve verdikleri görev noktalarından çok uzaklardı. Arabayı sürmek de çok keyifsiz. Tamam ben bundan bir keyif buluyorum, hani telefona bakıyorum, kendimi dinlendiriyorum diyorum ama hani o kadar uzak mesafe olunca ve üst üste hep gitmek, hep seyahat etmek zorunda kalınca bir noktada bıkıyorum evet. Gerçekten uzun yol gitmek insanın canına tek ediyor bu noktada. Ben buna okey sineye çekebiliyorum çünkü oynanıştan çok büyük keyif alıyorum. Dövüşten, her şeyden, diğer her şeyden. Fakat aramızdaki çoğu insan bu durumdan dolayı oyunu sıkılıp bırakabilirler. Sonuç olarak bu oyun benim en favori oyunlarımdan bir tanesi. Ne kadar çoğu insanın Japon RPG'leri sevmese de ben bu oyunla giriş yapmıştım ve durumu biliyorsunuz. Hepinize bu oyunu öneriyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Steam'den 80 TL gibi bir makul ücrete sahip olabiliyorsunuz indirimdeyken. Ki 100 saatlik bir oynanışı hesaba kattığım zaman bu inanılmaz bir fiyat. Evet, bu videomuzdan bu kadar. Biraz Final Fantasy 15 konuşmak istedim. Biraz övmek istedim gerçi yani. Pek bir şey konuşmadık. Bayağı bir övdük Windows sürümünü. Bayılıyorum gerçekten bu oyunu ya. Bilmiyorum. Çok seviyorum. Yine Fuji filmin kamerasıyla çektik. Can Göksel'in bize emanet ettiği kamera. Bu sefer bir ışıkla çektim. Bunu da Can Göksel'den aldım. Ya adamı resmen soyup soğana çevirmişiz. Neyse tekrar teşekkür edeyim kendisine. Şu anda görüntü kalitesi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben telefondan bakabiliyorum şu anda. Burada kendimi görebiliyorum. Buradan yönetiyorum kendimi daha doğrusu. Kamera üstünden değil. Umarım güzel olmuştur. Daha iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de beni beğeniyorsanız videoyu beğenebilir.
kanal arkadaşlarınızla paylaşabilir. Bize güzel bir geri dönüş sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video muhtemelen söylemiyorum lan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada benim abonem 261 civarındaydı. Bugün 256'ya düştü. Sonra bir arkadaşım abone oldu, yine 260'lara falan çıktı. Gene 256'ya düştü. Oğlum YouTube dalga mı geçiyor lan bizle? Ha? Biz küçük yayıncılarız diye, küçük kanallarız diye bizi kenara köşeye mi atıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen bizi?